Ekranda Amerika kıtasının 1750'li yıllardaki bir görüntüsü var. Büyük bir kısmının Avrupalı sömürgeci güçlere, hatta çoğunluğunun da İspanya'ya ait olduğunu görüyorsunuzdur. Evet, bu kahverengimsi renk güneyde bugünkü Şili ve Arjantin'den, kuzeyde Kaliforniya ve Teksas'a kadar uzanan İspanya'nın kontrolündeki kısmı gösteriyor. Daha sonra Brezilya olarak adlandırılacak olan coğrafyada Portekizlilerin kontrolünde Fransızlar Kuzey Amerika ve Karayipler'deki bazı adalara hakim. İngilizler ise yine Kuzey Amerika'nın doğu kıyısını kontrolleri altına almışlar. Karayipler ve Atlantik'teki bazı adalara da hükmediyorlar. Bundan tam 100 yıl sonrasına göz attığımızda büyük bir değişiklikle karşılaşıyoruz. Avrupa sömürgelerinin hemen hemen hepsinin bağımsızlıklarına kavuştuklarını görüyoruz. 1776 ile 1783 yılları arasında gerçekleşmiş olan Amerikan Bağımsızlık Savaşı sonunda Amerika Birleşik Devletleri kuruluyor. 1791 ile 1804 arasında Toussaint Louverture Fransız kontrolüne karşı ayaklanıp bağımsızlık kazanıyor ve Haiti bu sayede kurulmuş oluyor. Ve 1807 ile 1830 yılları arasında Latin Amerika'da bir dizi devrim başlıyor. Bunların çoğuna kreol bir aileden gelen Venezuelalı Simon Bolivar önderlik ediyor. Bu arada kreol birçok anlama gelse de bu bağlamda yeni dünyada doğup İspanyol soyundan gelen kişiler için kullanılıyor. Evet ne diyordum? Simon Bolivar Venezuela, Kolombiya, Panama, Ekvador, Peru ve ismini kendisinden alan Bolivya'nın bağımsızlıklarını kazanmasında büyük rol oynamıştır. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Sizce bu devrimlere ne sebep olmuş olabilir? Az önceki haritadan hatırlayacaksınız. O sömürgelerin hepsi devrimlerden önce neredeyse birkaç yüzyıldır sapasağlam ayaktalar. Neden tüm bu devrimler hemen hemen aynı zaman diliminde gerçekleşmiş olabilir? Bunun sebeplerinden birinin 1700'lü yılların başında ortaya çıkan aydınlanma çağı olduğu düşünülüyor. Aydınlanma sırasında yayınlanmış birçok kitap var. Bunların arasında belki de en ünlüsü Fransızca olan Ansiklopedi. Ansiklopedinin amacı dönemin bilimsel ve siyasi metinlerini bir araya toplamaktı ve 1750'lerden 1770'lere kadar yayınlanmış olan makalelerden oluşuyordu. Size fikir verebilmesi için aydınlanmanın en önemli yazarlarından biri olarak kabul edilen Döni Diderot'dan bir alıntı göstermek istiyorum burada. Hiçbir kişi diğerlerine hükmetme hakkı ile doğmaz. Özgürlük cennetten bir hediyedir ve aynı cinse mensup her birey aklı ermeye başladığı anda bu hediyeyi kullanma hakkına sahiptir. Thomas Jefferson tarafından kaleme alınmış Bağımsızlık Bildirgesi'ne bakarsak Jefferson'ın bu bildirgede aydınlanmanın getirdiği fikirlerden çokça etkilendiğini görüyoruz. Haiti devrimi de kısmen bu fikirlerden etkilendi. Ancak başarıya ulaşma sebeplerinden biri de Fransa'da o dönemde bir devrim gerçekleşmesi ve bu kadar uzaktaki bir sömürge üzerinde artık kontrolünü sürdürmesinin mümkün olmamasıydı. Fransız Devrimi 1789'dan 1799'a Napolyon'un Fransa'yı kontrol altına alıp Napolyon savaşlarını başlatmasına kadar devam etti. Napolyon bugün Haiti'nin bulunduğu bölgeyi yani çok önemli kaynaklara sahip olan bu coğrafyayı kontrol altına almaya çalışıyordu. Haiti çok zengin kahve ve şeker kaynaklarına sahipti. Fransa ve buradaki işletme sahipleri için de çok karlı bir coğrafyaydı. Aydınlanma ve Fransız devriminden etkilenen Haitili köleler, Toussaint Louverture önderliğinde Fransızları etkisiz hale getirip kendi devletlerini kurdular. Bu ayrıca tarihte köleler tarafından başlatılan ve başarılı olan ayaklanmaların ilkidir. Burada Napolyon'un kurduğu imparatorluğun altın çağına ait bir harita görüyorsunuz. Fransa'nın yanında günümüz Almanya'sı ve İtalya'sı da Napolyon'un kontrolü altına geçmişti. Napolyon daha sonra güçlü sömürgeciler olan Portekiz ve İspanya ile de savaşa girdi. Evet, 1700'lerin başında Aydınlanma çağı var. Amerikan Bağımsızlık Savaşları ile 13 sömürge ülkesi bağımsızlıklarını kazanıyorlar. Bundan sonra da önemli bir güç karşısında ayaklanarak bağımsızlıkla sonuçlanan bir köle hareketi geliyor. İspanya ve Portekiz Napolyon'la savaşmaya başlayınca aydınlanma çağı, Haiti devrimi ve Amerikan bağımsızlığından etkilenen diğer Latin Amerika halkları birçoğu Simon Bolivar'ın önderliğinde olmak üzere ayaklanmaya başladılar. 1850'lere geldiğimizde ise Avrupa emperyalizminin Amerika'daki etkisi tamamen son bulmuştu.